Hırsızlar bu kez 86 yaşındaki yaşlı bir kadının dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği altınına göz dikti. Eski komşuyuz diyerek evine girdikten sonra kadını hırpalayıp altınlarını çaldı. Bile beni itekledi, beni buraya bile vurdu, oradan bunu kaldırdı. Yok, baktım yok. Kalktım dışarı çıktım, bağırdım, öteyi biteyi çağırdım, kızımı çağırdım. Vicdansız hırsızlar hiç acımadı. 86 yaşındaki kadının zor günler için biriktirdiği altınını çaldılar. Engel olmaya çalışınca da hırpaladılar. Canımı kurtardım ama malımda gitti. Hazal teyze Esenyurt'taki evinde geçtiğimiz hafta kabusu yaşadı. Gözünü para bürümüş bir hırsızlık çetesinin oyununa geldi. Hazal teyze aldığı bir elbiseyi değiştirmek için mağazaya gitti ama farkında olmadığı şuydu, takip ediliyordu. O vicdansız hırsız kadınlar mağazada yanına yaklaşıp eski komşuyuz, sen de bir çay içelim dediler. Dedim ki kızım dedim, bu zaman çay ben nerede, benim o kızım yok, gelinim yok. O anlarda mağazanın güvenlik kameraları kayıttaydı. Yaşlı kadın reddetse de ısrarcı oldular. Peşine takılıp evine kadar beraber geldiler. Evin önünde hırsızlık çetesinin diğer iki üyesi kadın da onlara katıldı. Burada durdu kapının önünde. Neyse iki tane daha geldi. Dedim bunlar kimdir? Onlar da korkma, bana güven dedi, benim komşularımdır. Eve gittiklerinde içlerinden biri yaşlı kadına birikimin var mı? Okuyup üfleyin bereketi artsın dedi. Geldi üfürdü beni. Ben kendimden geçtim. Bu neyin nesi? Aldı elimden tuttu, buraya getirdi. Hazal teyzenin yıllarca dişinden tırnağından artırıp biriktirdiği 30 bin lira değerindeki altını bazanın altındaydı. Kadınlar, o hırsız kadınlar etrafı kurcalamaya başladıktan sonra bazanın altına da baktılar ve o altınları bulup çantaya attılar. Engel olmaya çalışınca kadınların hedefi oldu. Beni iteklediler, beni buraya iteklediler. Canımı kurtardım ama malımda gitti. Altınları aldıktan sonra hızla kaçıp gittiler. Hazal teyze şikayetçi oldu. Şimdi polis güvenlik kameralarında yüzleri açıkça görülen bu hırsızların peşinde.